Bugüne kadar bütün oylarımı AK Parti'ye verdim. Belediye seçimi hariç. Fakat Allah belanı versin. Ben bu AK Parti'nin bu kadar İslam'a ihanet içerisinde olduğunu bilmiyordum. Ne yaptılar bunlar? Geldiler 2002'de Irak'ın işgalinde Amerika'ya yardım ettiler. 1,5 milyon insanın ölmesine vesile oldular. Ne yaptılar? Zinanın suçulmaktan çıkmasını sağladılar. Ne yaptılar? İki rakı fabrikasını 16'ya yükselttiler. Ne yaptılar? 40 yıldır İsrail'in vetosunu, NATO vetosunu Türkiye veto ediyordu. AK Parti kaldırdı. İsrail'e şey oldu. Ne yaptı? 16 yılda bir tane fabrika kurmadı ağır sanayi ve 100 yıllar kurulan bütün fabrikaları sattı. Ne yaptı? Otoyollar yaptırdı. Yabancılar yaptırdı. Bir de geçiş garantisi verdiler ve şu anda hazineden bir yıllık tazminatla bir köprü daha yapılıyor. Yapılacak bir şekilde tazminat ödüyor. Ne yaptı? Şehir hastaneleri kuruyor. Yabancılara kurduruyorlar. %70 doluluk oranı veriyorlar. Normal hastaneye gittiğinde 8 lira olan ücret, oraya gittiğinde 24 lira muayene ücreti ödüyoruz. Ve devlet hastaneleri oralarda olsun diye devlet hastaneleri yaka patırıyor ya da doktorlara oraya aktarılıyor. Baktığımızda hayvancılık bitti. Her şeyi dışarıdan ithal etmeye başladık. Samanı bile. Bakıyoruz. Benim köyüm burada, Aktaş köyü vardı. 2000 tane küçükbaş hayvanın olduğu bir yerde şu anda 100 tane hayvan otlatamazsın. Neden biliyor musunuz? Çünkü orman diye, mera diye bir yer kalmadı. Meralar bunları hep sattılar. Ya büyük adamlara verdiler, çiftçilere verdiler, sürdürdüler. Mera diye bir şey koymadılar. Ya üzerine bir bina inşa ettiler. Yani hayvancılık bitti, tarım bitti. Ülke ekonomisi iyiydi bugüne kadar. Neden iyiydi? Dış güçlerin vermiş olduğu destekten dolayı. Şurayı sat bize, sana şu kadar para. Burayı sat bize, sana şu kadar para. Ve ne oldu? Şu anda ülke çok büyük borç içerisinde. IMF'ye borcumuz yoktur ama Dünya Bankası ve Avrupa Birleşik Bankası'na dünya kadar borç var. Kimse bunu dillendirmiyor. Bir de diyorlar ki dolar yükseliyor. Dolar dış güçlerin oyunu kardeşim. Senden dışarıdan dünya kadar alacaklı olan bir insan senin ülkenin batmasını ister mi? Yabancı güçler batmasını ister mi? Akıl var, beyin var ya. Ben bir esnafım. Sen bana 10 bin lira, 20 bin lira versen borç. Sen benim batmamı ister misin? Ben batsam senin paranla batar. Yani bunlar her ne yapsa her bir şeye bir kılıf uyduruyorlar. Kur'an okumaya başladım. Çok şükür bunların yanlışlarını görmeye başladım. Bunların dinle, imanla bir alakası yok. Hiçbir şekilde alakası yok. İsrail tohumlarına bizi muhtaç ettiler. Şeker fabrikalarını sattılar. Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum.